İbni Heysem. Muhtemelen birçoğunuz bu ismi daha önce hiç duymadı. Ama bu değerli Müslüman bilim insanı olmasaydı bugün kamera teknolojisi ve dolayısıyla bu teknolojiyle çalışan tüm cihazlar ve evreni incelememizi sağlayan teleskoplar olmazdı. Hatta Heysem, bilimin kurallarını belirleyen ilk kişi olduğundan tarihte kendisinden sonra yapılan her türlü bilimsel çalışmada bilim insanları farkında olmasalar bile onun metotlarını kullanmışlardır. Optik biliminin batıdaki öncülerinden Roger Bacon bile İbni Heysem'i hocası olarak kabul etmiştir. Orta Çağ döneminde Avrupa'da bilim adamları idam edilip çalışmaları yok edilirken İslam dünyası bilimde altın çağını yaşıyordu. Bu dönemde 965 yılında Irak'ın Basra şehrinde dünyaya gelen Heysem, burada matematik, fizik, astronomi ve mühendislik alanlarında eğitim alarak bu konularda uzmanlaşmıştır. En büyük başarılarını ve şöhretini de Mısır'da kazanmıştır. Optik ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar ile felsefi olarak şüpheciliğe düştüğü söylense de bunu kanıtlayacak herhangi bir delil mevcut değildir. Aksine iman sahibi, inançlı bir Müslüman olduğu dönemin kaynaklarında belirtilmektedir. İbni Heysem söz konusu din değil, bilim olduğu zaman şüpheci ve sorgulayıcı olmanın daha faydalı olduğunu savunmuştur. Bunu da şu sözleriyle ifade etmiştir. Her daim bilginin ve gerçeğin peşinde oldum ve Yaradan'a yakın olmak ve aydınlığa kavuşma söz konusu olduğunda bilginin ve gerçeğin peşinde olmaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım. Bu sözlerle İbni Heysem, bilimsel araştırmalarda sorgulayıcı ve şüpheci olarak bilgiye ulaşılmasının kendisini Tanrı'ya yakın hissettirdiğini vurgulamıştır. İbni Heysem'in birçok bilimsel çalışması mevcuttur. Ancak göz ve ışık ile ilgili yaptığı araştırmalar ve öne sürdüğü hipotezler Heysem'i büyük bir bilim insanı yapmış ve tarihe geçmesini sağlamıştır. O dönemlerde Batılılar görme olayını insanların gözlerinden çıkan ışınların ortamdaki nesnelere çarparak göze geri gelmesiyle gerçekleştiğini düşünüyorlardı. Heysem ise gökyüzünde görülen yıldızların gözlerden çıkan ışınların ulaşamayacağı kadar uzak mesafede olduğunu ve bu yüzden de gözlerden ışın çıkmadığını, tam tersine ışığın nesnelere çarparak göze geldiğini düşünüyordu. Çünkü Heysem ışığın oluşması için bir kaynak olması gerektiğini gayet iyi biliyordu ve gözün gerçeğe yakın biyolojik tasvirlerini yaptığından dolayı gözlerin böyle bir yeteneğe sahip olmasını olanaksız buluyordu. Heysem, ışığın havada kırılmasıyla ilgili de birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Tek ve çift gözle görme konusunda çığır açan çalışmalara imza atmıştır. Işık ile ilgili bilimsel çalışmalarda karanlık oda kullanma fikrini ortaya atıp bunu da hayata geçiren ilk kişi olmuştur. İbni Heysem'in ışık ile ilgili yaptığı çalışmalarda gerçekleştirdiği en önemli deney karanlık oda deneyidir. Bu deneyi yapmak için Heysem bir gün çadırını güneşin yoğun olduğu bir zamanda uygun bir yere kurdu. Çadırın dışarıdan ışık alabilecek her noktasını kapattı ve tamamen karanlık bir oda oluşturdu. Daha sonra bir noktada çadırda küçük bir delik açtı ve ışık ışınları bu küçük delikten içeri girmeye başladı. Çadırın iç tarafına ise dış ortam görüntüsü ters bir şekilde yansımış oldu. Bu ilk kamera obscura yani karanlık oda adı verilen fotoğraf makinelerinin temel çalışma prensibini oluşturan sistemdir. Bu sistem fotoğraf makinelerinin icadına sebep olduğu gibi teleskopların da icat edilmesini sağladı. İbni Heysem eğer deneyini gece uygulasaydı ışık yoğunluğu az olduğundan çadırın içinde görüntü oluşturabilmek için ışığın içeriye girdiği delik büyütülerek daha büyük bir oranda ışık toplanması gerekirdi. Bu prensibin temelinde teleskoplar icat edilmiştir. Bilindiği üzere teleskoplarda ışığı toplayan kısımda büyük bir mercek vardır. Çünkü teleskop ile uzak noktaları görmek isteriz. Yani bu noktalardan gelen ışığın toplanıp görüntünün bize aktarılması gerekir. Işığı toplayan mercek ne kadar büyükse teleskopla o kadar uzak mesafelere inceleyebiliriz. O yüzden yıldızları ve diğer galaksileri inceleyen teleskoplar çok büyük ışık toplaşlarına sahiptir. Ve ışığı yakalayabilmeleri için aynı bölgeye bir sürü odaklanmaları gerekir. Hubble teleskobu gibi büyük teleskoplar da evrendeki diğer galaksileri gözleyebilmemizi sağlayarak evreni anlamamıza yardımcı olurlar. Kısacası, çadırın içinde başlayan bir görüntüyle evrenin en uzak noktalarını görebilmemizi sağlayan teknolojiye gelmemizi İbni Heysem'e borçluyuz.
İbn Heysem astronomi alanında da bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Heysem yeryüzünün etrafını saran atmosferin kalınlığını hesaplamaya çalışmış, güneş ve ayın ufuk çizgisine yakınken daha büyük gözüktüğünü tespit etmiştir. Ayrıca atmosferin yoğunluğu ve ağırlığının nesneler üzerindeki etkisini incelemiş ve ışığın kırılmasının hava yoğunluğuyla doğru orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Hava yoğunluğunun da yükseklikle birlikte azaldığını tespit etmiştir. Öklit ve Apollonius'un matematik ve geometride yaptıkları çalışmaları geliştirerek günlük hayatta nasıl kullanabileceğini göstermiştir. Felsefe ile de ilgilenen İbn Heysem bu disiplinde o kadar ileri gitmiştir ki Aristo ve Battamyus'un eserlerindeki hataları bile ortaya koymuştur. Heysem, Aristo ve Battamyus'un evrenin dünyanın etrafında döndüğünü savunan fikirlerine karşı çıkmış ve evrenin dünyayı merkez olarak alıp onun etrafına dönecek kadar küçük bir şey olmadığını, bilakis dünya ve güneş sistemimiz gibi birçok sistemin de olabileceğini savunuyordu. Ayrıca Heysem, Aristo ve Battamyus'un birçok eserini de Arapçaya çevirmiştir. Heysem'in 1038 yılında 73 yaşında Mısır'ın başkenti Kahire'de hayata gözlerini yummasından sonra İbni Şatır, Batruci, Newton ve Kepler gibi bilim insanları da İbni Heysem'in ileri sürdüğü güneş sistemi modelini benimseyerek çalışmalarını buna göre gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca İbni Heysem bilimin temel felsefesi olan hata düzeltme olgusunu uygulayıp bir metot haline getiren ilk kişi. İbni Heysem'in en önemli eseri olan Kitab-ül Menazır adlı eseri optik bilimi hakkında günümüzde hala geçerliliğini koruyan birçok çalışmayı içermektedir. Vücudun görme işlevinin bilimsel olarak açıklanmasını, göz ve ışığın özelliklerini, ışığın görüntüleri nasıl oluşturduğunu, aynalar ve bunlardan yansıyan ışınların görme üzerindeki etkisini, ışığın şeffaf nesnelerden geçişini bu değerli eserinde ayrıntılı bir şekilde işlemiştir. Heysem'in bu önemli eseri kıtaları aşarak Orta Çağ'a boyunca 5 kez Latince'ye çevrilip Avrupa'daki üniversitelerde uzun yıllar ders kitabı olarak kullanılmıştır. Alman matematikçi Friedrich Riesner 1572 yılında bu eseri Latince'ye çevirip İspanya'da bastırmıştır. Bir başka Müslüman bilim insanı Kemalettin Farisi ise bu değerli eseri kendi görüşleriyle de geliştirerek Hindistan'da bastırmıştır. İbn Heysem'den sonra Polonyalı bilim adamı Vitello gibi optik bilimcilerin yaptıkları çalışmalar bu bilim dalını geliştirse de Heysem'in sağladığı katkıyı verememiştir. Optik bilim başta olmak üzere birçok disiplinde çağın ötesinde çalışmalara imza atan İbn Heysem, Orta Çağ'daki en önemli bilim insanlarından birisiydi. Elde ettiği veriler ve deneye dayanan gözlemleri 6 asır boyunca bilim dünyasına referans olmuştur. Nobel ödüllü fizikçi Abdüssalem'in Heysem hakkındaki sözleri ise şunlardır. Heysem, tüm zamanların en önemli fizikçilerindendir. Optik alanında yaptığı deneysel katkılarla çıtayı en yükseğe çıkarmış, Fermat, Newton ve Roger Bacon gibi bilim adamlarına ışık olmuştur. Bilim tarihçisi George Sarton da Bilim Tarihine Giriş adlı kitabında Heysem hakkında şu sözlere yer vermiştir. İbn Heysem sadece İslam dünyasının değil, her halükarda tüm Orta Çağ'ın en önemli bilim adamıdır. Bu tarz videoların devamı ve daha fazlası için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için mühendisler.com adresini ziyaret edebilir ve sitemizde yayınladığımız özgün ve eğitici makalelerimizi okuyabilirsiniz. Bu videonun yazılı makalesini yine blog sitemizden erişebilirsiniz. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram ve Twitter aracılığıyla da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.